Arkadaşlar merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Antalya Döşümaltı Yeniköy'deki ikiz villalarımızın peyzaj yapımı, ağaç dikimi ve otomatik sulama sistemi hakkında bilgiler vereceğim. Özellikle videomuzun konusu otomatik sulama sistemi nasıl kurulur? 100 metrekare bir yeri otomatik sulama sistemi kaç paraya mal oluyor? Çimiyle beraber. Onun hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar videoma geçmeden kanalımıza abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Videomuza geçiyorum. Arkadaşlar bizim bu ikiz villalarımızda toplam 100 metrekare çim alanımız var. Yani yeşil alanımız var. Toplam 100 metrekare. Her bir villamızın 50 metrekare çim alanımız var. Arkadaşlar biz buranın peyzaj işini bir tane peyzajcıyla görüştüm ben. Fiyat aldım yani. Çok yüksek bir fiyat çıkardı bize. 6 tane ağaç, 100 metre çim, otomatik sulama sistemine yaklaşık 80-90 bin lira gibi bir rakam çıkardı. Bu rakamı çıkardıktan sonra ben kendim araştırıp kendim yapmaya karar verdim. Toplam 50 metre alanı kaç paraya mal ettik? Videonun sonunda onu da açıklayacağım. Arkadaşlar bu şekilde bir alan veya sizin alanınız daha büyük olabilir. Böyle çim ve sulama sistemi yapmak istiyorsanız istediğiniz saati ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar akacak? Kaç gün? Haftanın hangi günleri sulayacak? Bu şekilde ayarlamalar var. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben size baştan nasıl yapılıyor onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar otomatik sulama sistemi kurmak için öncelikle böyle su zamanlayıcı bir saate ihtiyacınız var. İnternette çok çeşitleri var. Sizin isteğinize göre araştırıp bakabilirsiniz. Arkadaşlar biz bunu 3000 liraya aldık. Daha yüksek pahalısı da var. Daha düşük olanları da var. Bu tek vana açıyor. Bunun daha çoklu vana açanları var. 3-4 tane vanayı da açabiliyorsunuz. Bahçeniz büyükse yani 1 saat bir yeri sulayıp 1 saat bir yeri sulayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlaması, kullanması çok basit. Bu sistemi araştırıp bulup aldıktan sonra ihtiyacımız olan bizim normal çeşme suyundan sulanacak burası. İhtiyacımız olan borumuzu aldık ve spriklerimizi aldık. Yani fiskiye yapacak şu anda sulama yapan spriklerimizi aldık. Tabi size kaç adet lazımsa ona göre hesaplayıp almanız gerekiyor. Biz buraya 5 adet sprik taktık 50 metre alan için. Çim ve sulama sistemini yapmadan öncelikle ikiz villalarımızı limonu selvilerle bu şekilde gördüğünüz gibi böldük. Ağaçlarımızı da kendimiz diktik. Buraya da 3 adet ağaç diktim. 1 adet erik, 1 adet limon, 1 adet de mandalina olacak şekilde. Dikimi yaptıktan sonra yaklaşık 2 kepçe kum getirdik. Bu kum çok önemli arkadaşlar. Çim özellikle yaz aylarında çim serecekseniz altına kesinlikle milli kum yapmanız gerekiyor, sermeniz gerekiyor. Kumumuzu serdik güzelce 2-3 santim gelecek şekilde. Ondan sonra gördüğünüz gibi 25'lik borumuzu döşedik. Sprikleri takacağımız yere şu şekilde. Bu boruyu yaklaşık bir 30 santim aşağı kazıp 30 santim aşağı gömmeniz gerekiyor. Sprikler tam çimin yüzeyinde kalsın. Fiskiye açıldığı zaman yukarı çıkması için. Borularımızı döşeyip sprikleri de taktıktan sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gece yaptık biz genelde bu işleri. Şu anda denemesini yapıyoruz. Saatimiz ve sulama sistemimiz çalışıyor. 2 gün boyunca belli aralıklarla bu şekilde gece gündüz günde 3 kere 4 kere ayarladık saatimizi. Bu şekilde sulamasını yaptık. İyice toprak ıslansın. Tamamen suyunu alsın diye. 2 gün bu şekilde suladıktan sonra çimlerimizi getirdik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi parça parça güzelce birbirlerine yaklaşık bir şekilde yapışık bir şekilde bu şekilde sıkıştırarak çimlerimizi
yerleştirdik. Yani çok basit bir işlem aslında. Çok böyle illa ustalık gerektiren veya işini bilen yapacak diye. Bu arada yapan arkadaş da benim arkadaşım. Daha önce bir evini yaptıydım. Bu işleri bilen bir arkadaş. O bize yardımcı oldu. Beraber yapmış olduk yani. Şu şekilde gördüğünüz gibi çimlerimizi güzelce serdik. Son çok az bir kısmı kaldı. Şu anda sermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar çimin metrekare fiyatı da 80 lirayla 100 lira arasında şu anda. Biz 80 liraya aldık metresini. Bu şekilde gelberi ile çimi sermeden önce de güzelce sıkıştırıp düzeltmeniz gerekiyor çimin geleceği yeri. Şu şekilde çimimiz bitti. Gece olduğu için biraz karanlık gözüküyor. Sulama sistemini çalıştırdık. Yeni ektiğimiz bir için bir iki saat bu şekilde sulama yapacağız. Ondan sonra günde 4 saat yani 4 kere 45'er dakika ayarlayarak 3-4 saat arayla bir 5-10 gün bu şekilde sulamamız gerekiyor. Özellikle yaz ayı olduğu için yani çimi tutununcaya kadar çim tamamen tutulup köklendikten sonra günde yarım saate 1 saate havanın durumuna göre saatini yine değiştireceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tertemiz, otomatik bir şekilde çimleriniz, ağaçlarınız sulanmış oluyor. Bu şekilde peyzaj yapmak isteyen veya evinin bahçesine çim yapmak isteyen veya bunu ağaç sulamak için de kullanabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapabilir. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu üçüncü gün. Üçüncü günde çimlerimiz bu şekilde oldu. Ufak tefek sararmış gibi gözüküyor ama ben kaldırıp köklerine baktım. Gayet güzel. İlerleyen zamanlarda tamamen yemyeşil yeşerecektir. Hem bile şu anda kare kare yerleri belli. Onlar da kaybolacaktır. Arkadaşlar toplam 50 metrekare bir alan için elektrik zamanlayıcı saatimiz, borularımız, hibriklerimiz, çimlerimiz ve işçiliğimiz toplam maliyetimiz 16.000 TL oldu. 16.000 TL'ye mal ettik. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah herkese sıcacık, bahçeli, müstakil ev nasip etsin. Hoşça kalın.